Evet, Eskişehir'in nabzı devam ediyor değerli izleyenler. Ali Baş, Vedat Alp ve Sezai Şen'le beraber gündemi yorumluyoruz. İlk bölümde AK Parti ve İyi Parti'yi konuşmuştuk. İyi Parti'ye devam ediyoruz. Sezai Şen'deyiz. Sezai Bey, Vedat Alp konuştu. Ali Baş konuştu. Aynı soruyu tekraren sormak istiyorum. Yorumunuz önemli. Arslan Kabukçuoğlu ve Emine Edizgil'in iki önemli ismin ittifak ortakları olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük sahada yok, sokakta yok, sahada biz varız söylemleri. Yani ben şöyle değerlendiriyorum. Tabii uzun zamandan beri İyi Parti kurmaylarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bu tip beyanatları olabiliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Neden olabilir? Bunun yani bana kalırsa iki nedeni olabilir. Birincisi altılı masada bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntı da gittikçe artıyor. Şimdi altılı masa biraz CHP'nin liderliğinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde devam ettiriliyor gibi görünüyordu. Sonradan işte belki de buradaki şahıslara, diğer genel partilerin genel başkanlarına danışılmadan, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Kılıçdaroğlu gönüllüleri vesaire kanalıyla aday gösterilmesi ve onun için ayrıca bir çalışmanın başlatılması gibi bir takım nedenlerden dolayı anladığım kadarıyla İyi Parti kanadında özellikle CHP'ye ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir güvensizlik oluşmaya başlamış. Bunun mesela Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı konusunda mesela diyelim ki karşısında iki tane aday olsa birisi işte Recep Tayyip Erdoğan, birisi Kemal Kılıçdaroğlu. Sizce hangisine daha çok güvenir? Bu konuda yani net bir şey söyleyemiyor birçok İyi Partili. Doğal olarak İyi Partililerin zaten aylardan beri işte sosyal medya hesaplarında her fırsatta mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı durdukları da görüyoruz. Yani bu sadece Eskişehir'deki belediyelerin diyelim ki evet bundan dolayı da şikayet etme hakları var mıdır? Vardır. Nihayetinde belediye başkanlarının seçilmesi için onlar da uğraş verdiler, gayret gösterdiler. Doğal olarak onların tabanı da aynı yere oy attı kazanabilmeleri için. Bunun bir karşılığını beklemeleri anormal bir şey değil. Peki bulabilmişler midir? Bulamamışlardır büyük ihtimalle. Ama yani sadece bundan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Genel itibariyle altılı masada sıkıntı İyi Parti CHP'yi geçip Türkiye'nin yani şu an itibariyle konuşuyorum. Ana muhalefet partisi olmaya aday gibi bir havası var. Yani özellikle bundan 3-4 ay öncesine kadar oyları böyle %18-20 bandına geldiği zaman anketlerde hava öyleydi. Sonra bazı sıkıntılardan dolayı kendi iç sıkıntıları var İyi Parti'nin. Ben esas itibariyle oyların ondan düştüğünü düşünüyorum. Bir oy kaybı yaşadılar. Şimdi bundan dolayı da tabii bunu telafi etmenin yollarına, yöntemlerine bakıyorlar. Ama İyi Parti şeyi istiyor. Yani gerçekten de CHP'den çok daha güçlü bir parti olmak istiyor. Ha bunu diyelim ki bu kongre süreçlerini falan tamamladıktan sonra bir yol haritası belirleyip de ona göre uygun bir şekilde elde edebilirler mi, başarabilirler mi? Orasını biz şimdilik bilemiyoruz. Ama en azından bu yönde bir niyetleri olduğu açık. Diğer yandan mesela şimdi bu Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bir süre önce bir açıklama yapmıştı. Yani Sayın Meral Akşener'i eleştirmişti orada. Demişti ki işte İYİ Parti şu anda Sayın Meral Akşener CHP seçmenine çalışıyor. Yani AK Parti'den herhangi bir seçmen kapmayı falan düşünmüyor. Öyle bir Yani niyeti hedefi yok. yok. Ha, öyle bir hedefi yok. Bu basit bir şey değil. Yani Altılı masayı dağıtmak istiyor dedi. BTP ya tabii. operasyonunda Ha, amnesti şimdi bundan kaynaklanıyor zaten dedi. şimdi bakın hatırlattığınız iyi oldu. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi'nin mesela kim önermişti? Sayın Meral Akşener demişti ki yani biz evet burayı genişletelim. Madem iktidarı göndermek istiyoruz, herkese kucak açalım manasında bir yaklaşımı vardı. İşte bu kapsamda da Bağımsız Türkiye Partisi'nin mesela diyelim ki ittifak bünyesine alınması istendi. Yani diğer partilerle maalesef bu konuda şey yapamadılar kendileri açısından. Olmadı bu iş. Hatta
şeyde Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı da kısa bir şey yaptı. Yani biz yine de işte elimizden geleni yapmaya çalışacağız iktidarı devirmek için falan da ama evet, HDP AK Parti dedi. Ha, yani şimdi şöyle bir şey var. Oradaki aslında ifadelerdeki gönülsüzlüğü, kızgınlığı ve kırgınlığı anlayabilirsiniz. Sizin mesela diyelim 800 bin de oy olsa... Şu da ilginç değil mi? Yani biz bu ittifaka herkesi davet ediyoruz deyip de ittifaka girmek isteyen, AK Parti'ye karşı olmak isteyen bir partiyi ittifaka almamak ne demektir? Ya işte bu esas cevap bulunması gereken soru bu zaten. Şimdi geçtiğimiz günlerde Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dilara Tambuva da bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Çünkü tabanları kendilerine soruyormuş. Yani biz bu Millet İttifakı'na girecek miyiz? Altılı masada biz olacak mıyız? Bir cevap veremiyorlar. Niye? Çünkü kendilerine bu yönde hiçbir şey, talep, diyalog, hiçbir şey yok. Evet. Yani normalde olması gereken nedir? Değişim mantığı var. %0.0.1 alan partide altılı masaya girip söz sahibi olacaksa zaten o masanın oradakilerin kaç tanesinin mesela ne kadar oyu var ki biz bilmiyoruz şimdi mesela. Demokrat Parti'nin %1 bile oyu yoktur yani. O da ayrı bir şey. Yani biz bazılarının işte. Gerçekten yani işte anketlerde diyor %2 ama hiçbir seçime girmemiş ki biz onların da gerçekte yüzde kaç oy olduğunu bilmiyoruz şu anda. Evet. Doğal olarak yani şimdi mesela diyelim ki Memleket Partisi ile falan hadi diyelim ki Sayın Muharrem İnce'nin geçmişinden dolayı biraz problemin var. İşte Zafer Partisi ile problemi var da yani mesela Demokratik Sol Parti ile veya BTP ile işte nasıl bir sıkıntı olabilir? Onu da işte genel başkanın 6 parti zaten birbirimizi idare edemiyoruz. Nerede çokluk orada sorun. Ya zaten sıkıntı şuradan bakın. Cumhur İttifakı kaç partiden oluşuyor? 3. Üçüncünün şeyi var mı? Büyük Birlik Partisi. Var mı? Hani var mı? Bir şey masam var. Söylüyor şey canım. Var. Tayyip Bey söylüyor. Sadece işte gel sana bir milletvekili daha veririz. Onlar da o sonuçta 3 canım yani. 3'te oturup masada aynı 3 ya orada en azından genel başkanlık düzeyinde onların şeyi daha iyi görünüyor. Yani anlaşmaları, diyaloglar. Oradan daha da kopmalar var. Görünüyor. Yeni bir parti daha çıktı orada. Olabilir ama işte şu anda yani İyi Parti masadan memnun değil. Yani gördüğümüz bu. Yani masanın işleyişinden memnun değil. Çünkü vatandaşlar neyi bekliyorlardı? İşte diyelim ki iktidarın inmesini bekleyenler bu kadar aydan beri masa var. Ortada somut herhangi bir şey var mı şu ana kadar? Yok. Yok. Yani olacak gibi de görünmüyor. Doğal olarak bu işte yani oradaki genel başkanları da sıkıntıya sokuyor. Çünkü kendi tabanına işte diyelim ki yöneticilerine ne anlatacak yani? Evet orada gidiyoruz, toplanıyoruz. Bir görüşüyoruz, bir açıklama yapıyoruz. Bitti. Ayda bir defa mı toplanıyorlar herhalde öyle. Evet. Yani bir sonraki toplantıda sanırım bir şey yapacaklar. İşte bakanlar nasıl belirlenmelidir, kadroları falan belirleyecekler. İşte geçenlerde ya. Hatta Sayın Ali Babacan'ın bir açıklaması falan olmuştu. İşte bir şey oluşturmuşlar, bir heyet gibi bir şey oluşturmuşlar. Onlar işte çalışıyorlar değil mi aşağıda? Yazı puntosu ne kadar olacak, kaç punt olacak, hangi karakter olacak? Yani bunlar mesela danışmanları yapsınlar. Hayır, belirlemişler ama yani top yani önemli bir çalışma. Abi, halk bunu merak etmiyor ki abi. Ya bu, hayır, ya şu anda bir ekonomi politikaları işte yok. Bakın yani parlamenter sistem ne kadar ciddi bir şey hayır, yok. Şimdi şöyle Cumhurbaşkanı bir şey adayı yok. Bakın bugün Fatih Altaylı yazdı. Ben de katılıyorum ona. Yani diyor ki artık diyor gazeteciler için haberleri bile taşımıyor diyor. Altın masası toplanıyor. Bir şeyler söylüyor ama ne söylüyor? Kimse ilgilenmiyor artık. Ya Ali Baş sorayım. Eskişehir'de altılı masa birkaç kere toplandı. Sayın şey doğru katıldı mı hiç? Ne çıktı katıldı, orada? Katıldı. Emine Dizil'de katıldı. Katıldı en sonunda. Ne çıktı orada? Ne konuşuyorlar? Mesela ya işte bunu sorduk. Diyorsun işte genel siyaset Eskişehir'in sorunları. Şimdi abi Eskişehir'in sorunları şey mı? Konuşmuşlar ya Recep İngil milletvekilliğine. O bir iddia da öyle bir şey yokmuş. Yani şimdi bunu konuşuyorlar. Ne konuşacaklar? Çay kahve içiyorlar. Ya muhabbet ediyorlar işte. Yani en azından yüz yüze görüşme fırsatı oluyor. Onu pandemi söyleyeyim, nedeniyle. Onu söyleseydi ya siz sahada yoksunuz biz varız diye. Kavga çıkardınız gibi. Arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Uyuyorsunuz biz çalışıyoruz. Bir sonraki yani altın bu, masa toplantısında herhalde söylerler. Şeyde de az önce onu da aslında söylemeye çalıştım. Yani İyi Parti'nin işte CHP'yi böyle İşte hem genel seçimde biz işte kendi başımıza katılacağız, ittifak dahilinde genel seçime girmeyeceğiz söylemleri hem işte belediyeler bize böyle şey yapıyor işte bizim
tabanımızın şeylerine talep vermiyor, taleplerine cevap vermiyor. Ne yapacağız? Biz işte bir sonraki yerel seçimlerde de biz işte şey yapacağız. Söylemlerine dikkat ederseniz böyle iddialı olacağız. Ya bir sıkıntı var veya örnek veriyorum çatmak istiyorlar burada. Oraya çatmışlar. Herhalde en uygun orası nasıl olsa ittifaklı olduğumuz için fazla ses çıkarmazlar diye mi düşünüyoruz? Çıkarmıyorlar zaten. Ha çıkarmıyor. Gerçekten Utku Çakır Özer şeyin örneği verdi. Biz Arslan Bey'le beraber gezdik dedi ya. Şunu, esprili bir dilde. Şunu bir nasıl göremiyor dedi. Hayır şunu bir hatırlar mısın? Şeyi. Zaten en sorunlu yerel seçimde bile en sorunlu il Eskişehir'de çözülmedi. Bu Aslan Kabukçuoğlu ve o zaman bir il başkanı vardı. Onun yüzünden. Hatırlıyor musunuz o olayı? Evet. Her yerde bir sürü problem çok kolay çözüldü. Burada bir kaos yaratıldı. O zaman Aslan Kabukçuoğlu sayesinde bir kaos yaratıldı. Ve Eskişehir son ana kadar şey olmadı. İttifak bu değil mi? Hangi ilçe o? Hangi ilçe o? Sonradan işte Miyalı çıktı DSP'nin CHP'nin. Hatırlarsın. Şöyle bir açıklama yapıldı. Sabah Odun Pazarı İYİ Parti'ye verildi evet. diye geldi Aslan Kabukçuoğlu ve o zaman kimdi il başkanı? Evet. Ramiz Tunca mıydı? Evet Ramiz Tunca. Neyse böyle bir şeyle bunların kafası hep şeyde yerel seçim. Kafalar oraya çalışıyor. Ve İYİ Parti'nin hepsi bu il başkanı ve Aslan Kabukçuoğlu gibi düşünmüyor. Örneğin bir grubu İYİ Partili de habire ittifak devam etsin diye sosyal bunların bu çıkışlarına sosyal medyadan cevap veren bir sürü İYİ Parti önde gelen isimleri var. Yani bunlar ikisi bir grup. Yani şu anki mevcut Aslan Kabukçuoğlu ve şu anki il yönetimi. Örneğin Emine Dizgil'den önce de il yönetiminin böyle bir sıkıntısı yoktu. Altılı masa dün oluşturulmadı ki. Peki. Altılı masada sıkıntı var. Çünkü çok gecikiyorlar. Şu an bir sürü şey yani işte Cumhurbaşkanı, liderler Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış masadan çıkması öbürü bu öbürü. Ya Cumhurbaşkanı adayınız kim? Artık şu an erken değil. Geç bile evet. kalıyorsun. Bu oyların düşme nedenlerinden birisi de o. Yani aralığı şey Şubat filan diyorlar ya. Bunlar daha kendi yani Şubat filan açıklanır diyorlar. Ya Şubat ne demek? Mart, Nisan, Mayıs bitti. Yani kışın ortasında Mayıs, bir de hayır o tarz her zaman çıkar bak. Hep bir şey oluyor. Şu çıktı. Günlerdir neyi tartışıldı? Sadece biz de tartıştık. Biz yerel olduğu için çok üzerinde çok fazla tartışmadık ama İstanbul tüm tartışma kurumlarında ne tartışıldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışıldı. O şimdi bitti. Alternatif başka isimler şu olabilir mi tartışıyor. Bunun hepsi de onlara zarar veriyor. Bunların hepsi zarar veriyor. Bir tane bir aday çıkarır. Bu saatten sonra artık şey değil. Şimdi onlar şey aday yıpranmasın falan diyorlar ama bütün aday adayları yıpranıyor doğal olarak. Herkesi yıpratıyorlar. Peki Sezai Bey. Başta masayı yıpratıyorlar. İYİ Parti ile ilgili burada, söylemek istediğiniz son sözleri tabii ki, alayım. Yani bu şey İYİ Parti'de işte bir kongre süreci var şimdi. Gelecek ay yaklaşık bir ay sonra muhtemelen ilçe başkanları belirlenmiş olacak yönetimleriyle birlikte. Herhalde yani il başkanlığı seçimi için, il yönetimi için de bir ışık tutar diye düşünüyoruz. Onun haricinde Türkiye genelinde İYİ Parti'nin CHP ile bir sıkıntısı olduğu konusunda daha önce de ben köşe yazıları yazmıştım, şüphelerim vardı. Tabii ki biz genel merkezlerindeki yetkili şahıslarla birebir görüşen insanlar değiliz ama yani dışarıdan biz kendi gözlemlerimizde bile bunu anlayabiliyoruz. Muhtemelen bir sıkıntı var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı çıkış bu sıkıntıların dışarı sızmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. Şimdi sıradaki parti Cumhuriyet Halk Partisi fakat tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk. Yeni bir gelişme yok. AK Parti ve İYİ Parti'yi konuşurken de CHP'ye de değindik. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni Yılmaz Büyükerşen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşulanlarla bütünleştirerek tartışmak istiyorum. Sizler için de uygun olursa. Şimdi Ali Baş'tan başlamak istiyorum. Ali Baş... Biraz önce konuştuk. Altılı masa diyoruz. Aday belirleme sürecinde bir sorun yaşanıyor diyoruz. Buna hepimiz katılıyoruz. Tabii kulislerde duyduklarımız da şimdi Şubat ayında aday açıklanabilir. Hatta Şubat'ın sonunda altılı masanın adayı açıklanabilir deniyor. O da anlaşabilirlerse.
diyebiliriz. Bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçiyor, Kemal Kılıçdaroğlu ismi geçiyor, Mansur Yavaş ismi geçiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı bile belki şüpheyle karşılıyor seçimi alıp alamayacağı konusunda. Şimdi İstanbul gibi çok büyük bir metropol kent, Ekrem İmamoğlu aday olursa İstanbul kaybedilecek. Dolayısıyla seçimde harcanabilecek hem lojistik hem maddi destek de bir anlamda ortadan kalkmış olacak. Ankara için aynı şey geçerli Mansur Yavaş aday olduğu takdirde. Bu noktada gözler biraz daha Yılmaz Büyükerşen'e doğru çevrilmiş durumda. Yaygın medyada da konuşulduğunu artık ve uzun dakikalar konuşulduğunu görür olduk. Ne düşünüyorsunuz? Yılmaz Büyükerşen 2014'te de çok konuşulmuştu. Hatta adaylığa çok yakındı ama bir son dakika operasyonuyla Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yapmışlardı. Ve o dönemde Yılmaz Büyükerşen için ikinci tura kesinlikle bu seçimi götürür. İkinci turda da çatı aday olup seçimi kazanabilir deniyordu. Şimdi bir Yılmaz Büyükerşen konuşması daha var. Evet. Bu seçimler için. Olabilir mi? Olursa doğru olur mu? Yılmaz Hoca bu konuya nasıl bakar? Şimdi ben tabii Yılmaz Hoca'yla bu konuyu konuşmadık. Ben de işte birkaç hem CNN Türk'te hem Habertürk'te bu konu konuşuldu. Şimdi tabii şunu diyorlar. Yani arkadaş o olmaz, bu olmaz, şu da olmaz. O zaman Yılmaz Büyükerşen olsun. CNN Türk'te bu söylendi. Bunun gerekçesi olarak şu söyleniyor. Arkadaş sen diyorsun ki İstanbul'u kaybederiz, Ankara'yı kaybederiz, bu olmaz. O zaman dediler ki Yılmaz Büyükerşen bu olabilir. Tabii bana sorarsan 2014'teki seçimlerde yani Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday olduğu ve muhalefetin çok büyük fark yediği seçimlerde bence Yılmaz Büyükerşen doğru adaydı. O an yapılsaydı evet bir Sayın Erdoğan'ın yenilmesi söz konusu olabilirdi. Ama şimdiki durumda artık insanlar şuna bakmıyor bence. Ya olacak kişinin icraatçı olması bekleniyor. Yani icraatçı. Artık halkta böyle bir beklenti var. Yani halk şuna bakmıyor. Arkadaş ya da CHP, İYİ Parti bu muhalefet taban da şuna bakmıyor. Biz evet seçimi alalım da sonra parlamenter sisteme geçelim falan. Evet o yukarıda böyle bir şey var ama vatandaş buna bakmıyor. Vatandaş seçimi kazanmak istiyor. Tuttuğu partinin, oy attığı partinin kazanmasını istiyor. Dolayısıyla da bu işte çatı adayın icraatçı olarak görüyor. Şimdi Yılmaz Hoca için söylenen şu, ya sembolik cumhurbaşkanı olsun. Parlamenter sisteme dönmesi sağlayacak kişi olsun. Yani eski cumhurbaşkanları nasılsa öyle olmasını istiyor. Yani asıl icracı olan başbakan olacak. Bu konuşuluyor. Tabii şu da var. Yani diyorlar ki işte Sayın Erdoğan'ın dili siyasette çok sert. Kroşe atıyor. Yani siyasi anlamda kroşe atıyor işte Kılıçdaroğlu'na falan. İşte Yılmaz Hoca olursa bu dil de bu kadar sert olmayabilir diyor. İşte soruyorlar peki sert olursa ne olacak diyorlar. Sert olursa diyorlar Kılıçdaroğlu cevap versin. Evet. Şimdi bunlar tabii konuşuldu. Ben yani bu işin özetini söylüyorum. Konuşuldu. Ama benim bildiğim Yılmaz Hoca kendisi böyle bir şeye talip olmaz. Yani ben varım, ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye bir şey çaba içine girmez. Ama gösterirlerse hayır demez. Zaten o sizin bahsettiğiniz o programda da evet. Güvenlik politikalar uzmanıydı galiba. Evet, Mete Yarar'ın dediği şu, altılı masa niçin düşünmez, masaya yatırmaz Yılmaz Büyükerşen? İtiraz gelmez yani, diyor. Teklif. İtiraz gelmez diyen Bedir Baykan. Evet. Mete Yarar altılı masa teklif götürmedi, masaya yatırmalı diyor. Ha tabii buradaki şey hani bu şundan kaynaklanıyor. Diyorlar ki arkadaş sen şey olmaz diyor. Şey İstanbul'a itiraz ettin diyor. Ankara'ya belediye başkanı itiraz bunlar popüler isimler. Ve diyorlar ki Büyükerşen 99'dan beri hiç seçim kaybetmemiş. Ama sen her seçimi kaybetmişsin Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii onu öyle demiyorlar ama diyorlar ki sen hiç seçim kaybetmemişsin. Yani şöyle düşünün AK Parti'nin en güçlü olduğu dönem. Evet. Dönemlerde seçimi kaybetmemiş. Toplumda karşılığı da var. Hani olur mu olmaz mı o ayrı bir konu. Ama baktığın zaman bir muhalefet cephesinden itiraz gelmez.
Yılmaz Hoca aday olursa. Evet. Şans nedir? Vallahi şimdi ona bir şans bir şey söyleyeyim. Teklif götürülme anlamında. Yani ben düşük görüyorum. Düşük görüyorum. Yani bunu şimdilik düşük görüyorum. Peki. Yani götürse de şimdiye kadar yapmaları lazım bu işleri. Canım Şubat'a kadar aday belli değil. Burada tabii şöyle bir şey. Yaparlar. Burada ya. Sayın Babacan'ın söylediği bir şey var. Dikkatlerden kaçan bir şey. Şimdi herkes bir şey söylüyor da o da diyor ki altılı masanın dışından da bir aday olabilir diyor. Yani bu altı siyasi partiden yani olmayan biri de olabilir demek istiyor. Abdullah Gül de olabilir. Evet söylediği yani, bu. Yani bu. Peki Vedat Alp siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi işte sıkıntı şu. Altılı masayı oluşturan partiler Şubat'a kadar beklerlerse daha çok aday ismi çıkar. Ve bu ortaya atanlara bakıyorum. Hepsi de Cumhur İttifakı destekleyenler zaten altılı masaya aday arıyorlar. Yani hiç Millet İttifakı'nı yani altılı masayı destekleyenlerden kimse içeri yok, aday aramıyor. Bedri Baykan bir var. Bir kişi vardır. İşte onu göz, o bir programları biliyor. Hulki Cevizoğlu var. Özellikle Hulki Cevizoğlu. Eski Hulki Cevizoğlu değil ki. Hulki Cevizoğlu şimdi hızlı şeyci, reisçi şey yok ki o Mete Yarar. Hepsi o kanalın hele o ben bakmıyorum bile artık da arasına bakıyorum şöyle kimler var diye. Hepsi artık şey aynı. Zaten sıkıntı bu. Arayanlar sanki Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini istemiyorlarmış. Ona oy vermeyecekler. Karşısında onun karşısına daha güçlü aday yarar gibi bir de havalarda ciddi tartışıyorlar. Ama sen tartışmazsan böyle olur. Yani şimdi onlar sanki örneğin Yılmaz Büyükerşen'i de önerirlerken sanki Yılmaz Büyükerşen'in kazanmasını mı istiyorlar? Onlar biliyor ki Tayyip Erdoğan kazanır. Ona o açıdan bakıyorlar. Mesela şeye çok zorladılar. O kimi? Grup Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalıdır, olmalıdır mesela diye hemen şey sorladılar. Mesela İlan Kesinci'nin ismini de çok sık telaffuz ediyorlar. Yani anlatabilir miyim? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na diyelim ki öbür taraftan ya şu handikaplar var bilmem ne var derken tam aksine Cumhur İttifakı'nı ve şeyi savunanlar Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır, partinin genel başkanıdır bilmem nedir diye. Zaten onlar... şu anda Sayın Erdoğan'ın da en gözde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Tabii canım. İşte öyle. Yani şimdi bunun sıkıntısı ne? Altılı masanın oturup bu işi bir an önce altılı mı görüşecekler, ikili mi, üçlü mü görüşecekler? Bunu görüşüp şu aday ismini hani niteliklerini şu olacak bu olacak onların hepsi hikaye ya. Genel prensipleri yani Türkiye'nin sorunları konusunda bir şey yayınlar. Biz şunlar için şu çözüm soruna, şu çözümü bulacağız, şu çözüme. Parlamenter sistem diyorsun. Ya o bile şimdi şeyi değil ki. Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandın. Ahmet Mehmet kazandı. Mecliste çoğunluğunu sağlayamazsan nasıl geçeceksin parlamenter sistemine? Yani nasıl geçeceksin? Meclisin şeyi lazım, anayasa değişikliği lazım. Onların hiçbirinin detayı yok işte. Hayır. Hazırlıkları taslakta da yok. Hayır şimdi bunlar diyorlar bunu işte ya olur mu komisyonlar kurmuşlar çalışıyorlar sözde işte ne çalışacaksa. Ya bunların hepsi bakanlıkları belirliyorlar. Şey işte, hangi partide hangi hepsi, isim olacak şey yok, Cumhurbaşkanı falan. Yok bakanlık yok. Kaç punto yazılacak onları belirliyor. Cumhurbaşkanı adayı yok bunu belirliyorsun. Öyle olunca şimdi sen Cumhurbaşkanı'nı kılpayı kazandın diyelim ki. Ahmet Mehmet kazandın. Mecliste şey almadın. Çoğunluğu alamadın. Yani şeyi değiştirecek sayıda çoğunluğa ulaşmadın. Anayasayı değiştirecek sayıda çoğunluğa ulaşmadın. Kanun yapacak sayıda çoğunluğa da ulaşamayabilirsin. Cumhurbaşkanı ikinci tura geçerse şu an hala AK ve AKP birinci parti. En yüksek milletvekilini o çıkartacak. Tabii. O zaman mecliste o kritik olursa bu senin söylediklerin hepsi bugün de kaldı. Nasıl geçireceksin? Yasa bile mecliste geçiremezsin. Hadi siz de onu mu yapacaksınız? Recep Tayyip Erdoğan 3 gece yazıyor kararnameyle gönderiyor. Kanun oluyor. Dün de kalmıştır canım derler yani, ya. Yani şimdi olmayacak şeyleri tartışıyorlar. Ya Vedat Bey bir de şunu sorayım. Siz Millet İttifakı velev ki seçimi aldığı zaman sistemi değiştireceklerini düşünüyor musunuz? Ya o şimdi müneccim miyim? Söylüyorum şartlarını değiştirebilmeleri için önce mecliste de çoğunluğu almaları lazım. Mecliste çoğunluğu alamazsan nasıl yapacaksın onu? Parlamentoda çoğunluğu yaparmasan Cumhurbaşkanı farklı olursa bugün şeyin eli çok rahat. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın eli rahat. Niye? Mecliste de çoğunluğu var. İstediği yasayı çıkarttırıyor. Yasanın yetmediği yerde de iki satırlık kararname yazıyor. Onu yapıyor. Sen mecliste çoğunluk olmasan nasıl Cumhurbaşkanı bu sisteme yönelik yasaları nasıl geçireceksin? Bırak anayasayı. Yani şimdi onu yapmak için önce bir şu oturun. Ali Bey bir şey diyecek galiba. Şunu diyeceğim yani sen ben Vedat abi katılıyorum. Bunları yapamadın. Ekonomiyi de düzeltemedin.
6-8 ay anca dursun koltukta. Hayır, bunun ağzına koalisyon tutmadı. Yani, devam. Orada koalisyon yok. Cumhurbaşkanı seçildi mi seçiliyor. İşte, koalisyon gibi bir şey oluyor işte. Canım meclis başka, şey başka, Cumhurbaşkanı işte, başka. Uzlaşmak zorundasın. O çatışma ya. O işin başka bir şey. Ama bunlar öncelikli. Yapması gerekeni yapmayınca birileri de onun adına şey buluyorlar işte. Aday buluyorlar. Ondan sonra onu da yıpratıyorsun. Onu yıpratıyorsun. Ve bunların oturup bir önce Kılıçdaroğlu kendi bile istiyorsa o masaya getirip bir alsın, açıkçası Meral Akşener'le baş başa mı görüşecekler? Önemli olan da ikisi zaten. Tabii. İkisi önce bir uzlaşması lazım. Birisi ben olmak istiyorum desin, öbürü de sen şu nedenlerle olamazsın desin. Önce bir bu da karar verip üçüncü, dördüncü isimler üzerinde tartışsınlar. Şu an anlaşılıyor ki masada hiç isim konuşulmuyor. Öyle diyorlar zaten, evet. Kendileri de öyle diyorlar. E ne konuşuyorsunuz? Yok işte yasa, meclis bilmem ne. İşte bakanlıkları şimdi, belirliyorlar ya. İşte yani Deva şimdi, Partisi hangi bakanlığı alacak? İlke diyorlar. O da beni, var ya. Fıttırıyor ilke dedi. Ya onun dediği için işte 4 aydır bunları yaptığınız için oylarınız gidiyor, düşüyor. Karşı rakibiniz de yükseliyor. Bugün adam senin ilkeni milkeni değil, benim karnımı nasıl doyuracağına formül arıyor. Sen bir sürü asıp kesiyorsun, şu fiyatları nasıl indireceksin, enflasyonu nasıl durduracaksın? O konuda bir siz ortak program hazırlayın, onu sunun. Ha bir de biz varız, biz indireceğiz yok. Bak buna insana inanmıyor. Onu da hazırlıyorlarmış Vedat Bey. Ya abi onu hazırlıyorsan hazırlay. Mesela şeylerin bile bunların ittifak bildirgeleri bunlarınkinden daha ciddi üzerinde çalışılmış. Şu sol partiler 7-8 emek ve evet. Demokrat özgürlük biliyorum. Platformunun şeyi bana bile cazip geldi. Madde madde sıralamışlar, aha bunları yapacağız, bunun için oluyoruz diye. Bir şey var ya, bunlarda bir şey yok. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Sanki parlamenter sistem bizim tüm sorunlarımızın çözümü. Hemen geçtiğimiz zaman enflasyon duracak, öbürü duracak. Buna geçeceğiz. Tamam, parlamenter bu sistem iyi değil. Buna iyi diyen artık kimse yok. Belki Recep Tayyip Erdoğan bile pişman bu sisteme geçtiğinden. O ayrı. Bu sistem kötü, tamam. Eski parlamenter güçlendirmiş, daha demokratik, daha geniş temsilli bir meclisin hakim olduğu yönetim sistemi daha iyi. Demokratik, her şeyiyle demokratik, gerçekten demokratik bir meclisin oluşması çok daha iyi. Ama siz sadece o iyi diye öbür şeyleri niye görmezden geliyorsunuz? Tabii ekonomi, ekonomisi güvenliği, olsun, dış politika olsun, güvenlik olsun, öbürü olsun. Ya bugün hiçbir işte hayvan konuda, hakları diyorsun, konuda çevre, ortak diyorsun. Bir şeyleri yok. Açıklamaları, ya ortak açıklamaları, projeleri, çözümleri, ne dış politikada ne yok, ekonomide. Yok, hiçbir şey yok ya. Ne yapacağım ya bugün ben? Bugün Numan Bey de onu soruyor. Bu mavi kötü. Vatan konusunda ne diyorsunuz diyor. Ya demiyorlar işte. E ne diyorsun sen? Bu kötü. Ya kötü tamam, kötü evet. Olduğu için oy kaybediyor. Sen de ben şunu... Zaten dış politika konusunda da tezkere çıkarılırken İYİ Parti başka oy verdi, CHP başka oy verdi. Şimdi açıklama yapamıyorlar ki. Zaten her konuda da anlaşmak zorunda da değilsin ama öyle bir tablo çiziyorsunuz ki çok farklı şeyi çiziyorsun. Tek tek de partilerin çözümünü üret ya. Bari kendiniz açıklayın ya. Sonra da onları da ortak masada da birleştirin bir havuzda. Peki. Ve de işin ilginci sadece iki parti zaten. Öbürleri bir de bazen Davutoğlu'yla Babacan'da eleştiride bulunuyor. Onlar da eleştiride bulunuyor. Başka bir şey dedi yok ki. Zaten Demokrat Parti... Ya bize milletvekili verin yeter diyor. Güldür Güldür diye bir böyle komedi programı var ya, orada altılı masayı canlandırmışlar. Gültekin Uysal'ı altılı masadaki adamlar bile tanımıyor yani. Bırak halkın tanıması. Gerçekten bir efsaneydi yalnız o bölüm. Evet. Sezai Bey sizdeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı, altılı masa, Yılmaz Büyükerşen konusu son dönemde konuşulmaya başlandı. Şimdi 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de Vedat Bey, Ali Bey de söyledi. Sayın Büyükerşen'in ismi biliyorsunuz yine gündeme gelmişti ama sizlerin de söylediğiniz gibi Ekmelettin İhsanoğlu Tombala'dan çıktı adeta. Ekmek için Ekmelettin. Şimdi o zaman ben şimdi biraz geçmişe gitti zihnim. Hatırlıyorum da şimdi Yılmaz Büyükerşen de işte diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yani anket sonuçlarına falan baktığımızda o zaman köşe yazılarımızda da bunları dile getirdik. Aslında Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın oyları Yılmaz Büyükerşen alıyordu. Yani %48'e 46.8 gibi vesaire buna yakın şekilde çıkıyordu oylar. Peki
yaptılar mı adayı? Tabii ki yapmadılar. Hiçbirini yapmadılar. Orada 4-5 isim işe, vardı. İşe yarayabilecek... oy yüksek olan. Bu çok önemli bak. İşe yarayabilecek kimseyi ben orada da aday yapacaklarını da zannetmiyorum yani bu gidişle. Şimdiye kadar yıpratmadıkları kimse kalmadı zaten. Yani şimdi bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk zamanlardaki havası nasıldı? Cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse kesin gözüyle bakıyordu birçok insan. Evet. Şimdi kimse bakıyor mu? Onu bunu bırakın. Öte yandan valla Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den daha çok Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez zarar verdi Ekrem İmamoğlu'na. Şimdi, yani şimdi bakın şeye Ekrem İmamoğlu'nun şeylerde, anketlerde %10 çıkıyor. O kadar düştü şeyi. Gittiler işte bir başkası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı buna karşın yani onun da tabii sevenleri var. Gönlünde Mansur Yavaş'ın ismini olanlar var. Ha Mansur Yavaş'ın şeyi de diyelim ki ismi de yıprandı. Hani diyorlar ya biz işte adayımızı açıklamıyoruz. Çünkü yıpranır. Zaten yıprandı. Yani bunlar aslında başkalarının kendi adaylarını yıpratmasını istemiyor. Niye biz yıpratacağız illa? Yani bunlarda da böyle bir sıkıntı var. Yani onun için şimdi bir sürü isimleri yıprandı. Şimdi burada asıl bizim Eskişehir olarak kızdığımız bir nokta ne var? Yılmaz Büyükerşen'in ismini de eğer yıpratmak için gündeme getirdilerse o hiç hoş olmaz. Çünkü asıl itibariyle mesela 2014'te siyasi ortam çok müsaitti Yılmaz Büyükerşen'in adaylığı için. Hatta ondan daha müsait bir aday da yoktu. Niye? Şimdi bu altılı masa niye var? Yani işte iktidarı indirmek için. Bunun için de ne gerekiyor onlara? Geçen birisi aslında bu yönde güzel bir yazı yazmıştı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na şuna buna diyor ki ya kardeşim yani siz oyu asıl almanız gereken yer karşı taraf. Sen ama yani karşı taraftan oy alacak şekilde bir açıklama yapmıyorsun ki. Siz yine işte birbirinizin oylarını birbirinizden almak için uğraşıyorsunuz. Şöyle böyle bir güzel bir şey yergide bulunmuştu. Şimdi Yılmaz Büyükerşen'in ismi aslında diyelim ki altılı masanın yapmak istediği şeyleri sadece ismi etrafında yapılabilen bir isim. Yani toparlayıcı olur mu? Olur. İşte diyelim ki şöyle bir yanılgı var bu altılı masa ve civarındakilerde. Yani Yılmaz Büyükerşen'i mesela solcu görüyorlar. Genelde de şimdi CHP dahil yani oradakiler de işte diyorlar ki ya biz herhangi bir solcu adayı gösterirsek seçimi kazanamayız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk bakmalarının sebebi de bu. İşte diyorlar ki CHP Genel Başkanı. Biz CHP Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı adayı göstersek bu ülkede seçimi kazanamayız diye düşünüyorlar. Baştan kaybediyorlar zaten. Yani senin zihninde ben şunu yaparsam kazanamam. Ben bunu yaparsam kazanamam diye belli işte diyelim ki şeyler varsa, sınırlar varsa sen zaten çok fazla bir şey yapamazsın. Kendini zaten sınırlamış oluyorsun. 2014'te o fırsatı kaçırdılar. 2018'de de Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Bu sefer işte yeni sistemde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Peki Yılmaz Büyükerşen ismi yine gündemde miydi? Gündemdeydi. Hatta ben hatırlıyorum en son Muharrem İnce ile Yılmaz Büyükerşen'in isminin kaldığını bu Sputnik var Ruslara haber ait ajansı. Haber ajansı ondan haber olmuştum. İşte orada işte yaşından dolayı şey yap aday gösterilmedi falan filan gibi bir şey yazıldı. Ya şimdi şöyle bir şey var bakın ben hiçbir zaman için insanların yaşına falan bakmam. Aklı mı? Aklı olacak, fikri olacak, kültür düzeyi olacak. Sen ilk önce adayın da bunlara bir bakacaksın. Senin şu anda göstermek istediklerinden hangisinin kültür düzeyi, bilgi düzeyi, siyasi tecrübesi, iş yapma başarısı, hangisi diyelim ki Yılmaz Büyükerşen'den daha ileride? Bunu bir sorgula sen önce mesela. Sorgulasalar ne çıkacak ortaya? Onların istemediği bir sonuç çıkacak doğal olarak. Evet. Onun için hiç sorgulamıyorlar. Bunu niye şey özelliklerini hep sorguluyorlar, niye, isim niye, konuşmuyorlar. İsim, ismi şimdi çıkmasının sebebi ne olabilir? Ya acaba işte nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız kamuoyunda? Nasıl itirazlar olacak? Ha belki bunları ölçmek için isim çıkarılmış da olabilir. Ama bunun konuşulmasında fayda var. Nihayetinde ufuklarını açabilir. Yani ya biz işte bu şahıslara
mahkum değiliz. Ya bakın evet. Bizim alternatiflerimiz var. Ya ben zaten hep öteden beri şunu çok düşünmüşümdür. Ya mesela CHP'nin mesela aslında inanılmaz zengin bir tabanı var. Yani nasıl? İşte bilim insanlarımız, profesörlerimiz, yani diyelim ki önde gelen isimlerin birçoğuna bakın genelde hukukçular var. Şeye yakındır. Yani CHP'ye yakındır veya işte sola yakın isimlerdir. Solcu olsunlar veya olmasınlar. Ve gerçekten de donanımlı insanlardır. Toplum da bunları böyle bu şekilde kabul eder. Ama çok ilginç bir şekilde mesela bu kadar donanımlı insanların hiçbirisi ne CHP'ye genel başkan olabilir ne de işte diyelim ki altılı masanın cumhurbaşkanına da oy alabilir. Olabiliyor mu? Olamaz. Işte. Ekmelettin İhsanoğlu olabiliyor. Ha işte onu da niye yaptılar? Dediler ki işte milliyetçi tabandan oy alır, sağdan oy alır. Yani bunları düşünerek yaptılar güya. Yani bilmiyorum artık kim önerdi, kim son dakikada o golü attı onlara onu da bilmiyorum. Yani belki de Tayyip Bey yani şey yapmıştır, bu arkadaş yani sizi kurtarır falan deyip önermiştir, onu da kabul etmiştir. Bilemiyoruz ki. Peki. Yani ben gerçekten altılı masanın yapıp ettiklerini şu ana kadar şey yapamadım. Artık hiç şey yapmıyorum bile. Yani toplantıda ne konuşmuşlar dikkat etmiyorum ya. Zaten bir şey yok. Evet, toplum genelinde zaten işin bir umutsuzluk baş gösteriyor şu anda. Bunların yüzünden yani şu an aslında anlaşılıyor ki iki parti hep geçerli olduğu için onu konuşuyoruz. İki partinin de genel merkezlerinde ciddi sıkıntı var. Yani birisi Meral Akşener'in yanındaki kadrolarda da ciddi sıkıntı var. Bu şey anlamında değil. Yani ittifak anlamında söylemiyorum. Birbirlerini yiyorlar. Zaten Meral Akşener kurtulmak için kurultay yapıyor. Şeyde o da yok. Kılıçdaroğlu. İyi Parti o kurtulmak için aday yapıyor. CHP'de kongre yapıyor. Kongre yapıyor. Şeyde CHP'de yapmıyor. Yapmıyor. Oradakiler yerini tutmak için. Tam tersi nedenlerinden yani dolayı yapmıyor onlar. Genel başkan o yanındakilerinden memnun herhalde yapmıyor. Halbuki şunları yapsalar vallahi gene millet oyalanır. Oyalanır değil, doğrusu da odur zaten. Ya sen geniş mutabakatlı bir aday belirleyeceğim demiyor musun? İstemiyor musun? Şu ana kadar kendi altıda konuştuğunuz gibi gidin sendikalarla konuşuyor musunuz? Konuşmuyorsun. Kadın örgütleriyle konuşuyor musun? Konuşmuyorsun. Şeylerle, memur sendikalarıyla soruyor musun? Mühendis odaları demin Sezai arkadaşın dediği gibi şu an bakıyorsun hep mühendis odaları olsun, Tabipler Birliği de dahil olmak üzere hepsi iktidarın hedefindeki kurumlar. Barolar Birliği de dahil. Kaçıyorlar oradan ya. Ne konuşuyorlar? Konuşuyordukları şu, bizi destekler. Yahu kimi istiyorsunuz? Kimi istiyorsunuz? Bir aday ismi söyleyin, siz kim olur diye. Önerilerini alın, ister gizli alın, ister açık alın. İşçi sendikalarından, işte memur sendikalarından, kadın örgütlenmelerinden, bu mühendis odalarından, Barolar Birliği'nden. Türkiye'yi biz şöyle bir yönetim yapıyoruz. Yarın yöneteceksen de sen altı masada karar mı? Yarın yeni sistemi de sizlerle birlikte belirleyeceğiz diye çok geniş katılımlı, demokratik bir sistem yaratmak için atırıp sen altı kişi mucit misin? Belki bu kadar demokrat olmak istemiyorlar Vedat Bey. Zaten o konuda hep şüpheli. Zaten kendi işlerine baktığın zaman demokrat değiller zaten. Pek şey değil, AK Parti'yle aynı yöntem. Yani şey yok. Yöntemleri. Ali şimdi burada ben Vedat abiye katılıyorum bu konuda. Bakın. Sormuyorsunuz. 2000 şimdi gençler var. Evet. Hepsi diyor ki Z kuşağı bunu yapar. Ne biliyor? Kimse bilmiyor. Siz nereden biliyorsunuz? Biliyorlar mı? Anası babası bilmiyor ya. Şimdi hangi bir anası babası bilmiyor. Ki ne yapacağını bilmiyor. Ha bu düzenden memnun mu? Memnun değil zaten. Düzenden toplumun %80'i memnun değil. Şu anki halinden yaşayıp da ben halimden memnunum diyen laf olsun diye Allah'ın bugününe bin şükür diyorlar. Daha beterinden saklasın diye diyor. Şu halinden memnun olan kimse yok. Onu bir sor, ne diyor bakalım, peki. Ne yapıyor, ne istiyor, nasıl bir aday istiyor, kimi istiyor? Ali Bey buyur. Ben Vedat abiye katılıyorum. Bakın şimdi 2014 seçimlerinde de en azından ne yaptılar? Yani Büyükerşen ismi de bir şeyle gelmedi. İl başkanlarına sordular, CHP kendi içinde. Milletvekillerine sordular, anket yaptılar, oylama yaptılar. Toplantıyı da burada yaptılar. Toplantıyı da burada yaptılar. Yani böyle bir şey oldu, bir sonuç çıktı. Şimdi bakıyorsun altılı masa bir karar verecek. Ya evet ver de, arkadaş mesela... Şunu sor. Sen diyorsun ki ekonomi şöyle. Toptan görüş aldın mesela. Peki. Alman lazım. Yani sanayi kuruluşlarını alman lazım. Odalarını alman lazım. İşçi sendikalarını alman. Yani herkesten bir
Toplumsal mutabakat sağlaman lazım. Sağlayacaksan sen bunlarla şimdi, birlikte sağlayacaksın. Sağlamıyorsun. İşte mesela şu var. Diyorsun ya başörtüsü çıkışı yapıyorsun. Abi başörtüsünü temsil eden birileri temsil ediyor değil mi bu kitleyi? Bunlardan bir görüş al. Dernekleri var, bir şey var, platformu var. E bakıyorsun şu Aleviler var. Aldın mı Alevilerden bir görüş? Görüş al. Yani toplumun tüm bu etken kesimlerinden bir görüş alman lazım. Şimdi de sorabilirsin ya. Ha bence de sormak da istemiyorlar. Yani benim gördüğüm şurada bir dayatma var. Bakın nasıl daha önceki Ekmeğettin İhsanoğlu bir dayatmaydı. Bence şu anda altılı masada da bir dayatma de var. Birbirlerine de dayatmaya çalışıyorlar. Tabii var ama bırak sonuçta yani. Burada... O televizyon programındaki gibi herkes birbirine kendini dayatıyor gibi. Yani. Evet. Kendi kendilerini böyle şey yapıyorlar. Burada mı? Bence şu olacak yine. Yani evet belki de büyük bir plan var. Biz bilmiyoruz. Siyasetteki yüksek politikayı göremiyoruz belki. Yani belki de aday belli. İşte Kılıçdaroğlu'nun da ismini ortaya atıyorlar. Kılıçdaroğlu kendini feda ediyor. İsmi işte konuşulacak. Yani. Başka biri gelecek. Ediyor kendini. Hep kaybediyor. Yani bu da olabilir. Abi diyecek ki ondan sonra altılı masa istemedi kardeşim. Ben aday olacaktım ama ne yapayım altılı masa istemedi. Masa bunu istedi. Ben de destekliyorum. Bari genel başkanlığa devam edeyim ben filan. Fedakarım ya öyle diyecek herhalde. Yani olmaz diye bir şey değil mi? Bakın hep şunu söyleyeyim. 20 yıldır bu iktidarda duruyorsa ve halen de son 4 aydır oyunu yükseltiyorsa bu onların başarısı falan değil. Bu onların başarısı değil. İşte şurada başta birinci ana muhalefet partisi ve ikinci abi diğerlerini saymıyor. İkincisi de iki parti. Zaten Tayyip parti Bey de söylüyor. Böyle muhalefete can kurban diyor. Baksana onlar bile üzülüyor da akıl veriyor şöyle olun diye. İki oraya gelen numan kurtulmuş. Akıl vermiş öyle yapın diye. Ya diyor içlerinde en iyisi sensin falan. Geçenlerde biraz da mizahi bir üslupla falan böyle bir çıkış yapmıştı. Peki. Bu konu hakkında söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa alayım. Ya aslında yani normalde bakıldığı zaman özellikle 2014 çok iyi bir fırsattı. Ha, şu anda halen olabilir mi? Ya olmayacak diye bir şey yok. Yani benim şahsi kanaatim bu yönde. Çünkü isim yani bazı dersiniz ki şey hani şimdi sendikalarla şundan bundan isim istemiyorlar, hiç görüşmüyorlar. Niye? Onlar şöyle düşünüyorlar. Ya burada zaten altılı masa, biz işte birçok siyasi görüşü vesaireyi burada zaten şey yapıyoruz, temsil ediyor burası zaten. Yani bizim ayrıca başkalarından gidip de bu konularda yeni baştan işte görüş almamıza falan gerek yok. Biz zaten herkesin görüşünü biliyoruz diye düşünüyorlar. Ama öyle değil işte. Yani eğer bütünleştirici bir isim arıyorlarsa bence yani daha iyisini nerede bulacaklar? Kimden bahsediyorsun? Yılmaz Büyükerçen'den bahsediyoruz. Çünkü şimdi bakın mesela diyelim ki bir aday buldular. Ekmelettin İhsanoğlu kendisini tanıtmak zorunda kaldı. Evet. Yılmaz Büyükerçen mesela zaten cımbız da alıyorlar. Şimdi Yılmaz Büyükerçen'in mesela kendisini tanıtmak gibi bir sıkıntısı olur mu? Olmaz. Yılmaz Büyükerçen'in Türkiye'nin birçok yerinde mezun ettiği birçok öğrenci var, yetiştirdiği insanlar var. Doğal olarak onların her biri, şimdi mesela başka şehirlere falan biz gittiğimiz zaman bize, bizim kendi belediye başkanımızın reklamını yapıyorlar, evet. Anlatıyorlar. Aynen onun gibi Türkiye'nin her yerinde Yılmaz Büyükerşen'in zaten Cumhurbaşkanlığı propagandasını bu insanlar yapacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Eskişehir gibi olsun diyorsa... Eskişehir yapan Yılmaz Büyükerşen'i masaya sunsun. Hayır Eskişehir sana emanet demişti. Türkiye sana emanet desin bir de ne olacak yani. Sıkıntı şey zaten. Ama, bunlar 6 kişinin uzlaşması değil. Toplumsal uzlaşması alıyorsun. Hepsini sadece anlaştığın adamın kazan. Bir de kazan. Hepsi de öyle diyor. Kazanmak zorundayız diyorlar. Yoksa bu kazanmazsak bir daha Tayyip Erdoğan seçilirse biz ayvayı yedik diyorlar. Ama yani muhtemelen bu gidişte. Öyle diyorlar zaten de ama sonuçta onun için ya o altı kişinin anlaşması çok önemli değil. Oraya getirmiş durumdalar. Ya toplumsal mutabakat bu. Kürdüyle, Alevisiyle, Türküyle, toplumsal kadınıyla, genciyle, erkekle ne istiyor bir kulak verin. Ondan sağlamadıktan sonra olmaz. Ha şeyi geçtik. Biz CHP'yi konuşuyorduk değil mi? Yok. Cumhurbaşkanlığı konuşuyoruz. Ya CHP'yi çok konuştuk. Haftaya bırakalım. Doğru, biraz olaylar olsun. Bırak. Olay ne olacağını da noktayı koymuş gibi. O söyledi. Doğru aslında sizin programda. Ön seçim hikayesini
Yani ön seçim olayını Ali Baş'la görüşmüş herhalde. Kazım Kurt Eskurbu bir ziyaret etmiş. Zaten tüzüğe yeni bir madde eklenmiş. Tüzükte şöyle bir madde varmış. Yani ittifak olması evet. halinde ön seçim yapmama yetkisi var. Yani yaparsa bir şey denmiyor ama yapmayabilir. Ama canım yani ittifak olmadığı zaman da ön seçim yapmayabilir diye. Yaray birisinde bazı illerde yaptı Eskişehir'de. Yani, evet yaptı. Evet. Yaptı. Yani böyle yani bir durum Kazım var. Kazım Kurt ön seçim olmaz diyor. Ya, genel merkez istemez tabii, diyor tabii. Yani dedi o. Yoksa Kazım Kurt ön seçim istiyor sürekli. Evet. Hayır, istemeyen yani. Yok zaten CHP'de. İçinden ayrı da dışından yani ön seçim, baktığı zaman ön seçim istiyor. Olmayacak kesin bilgi. Yayın o zaman Recep Taşer istifa etmesin. Yok gerçi o da her halükarda istifa edecek. Yani beyanatlarından öyle anlaşılıyor. Peki. Hayır şimdi yöntemi önce açıklamıyorlar ki. Ama olmayacak deniyor işte canım yani. Hayır ona ya olursa diye ümit edecektir. O zaman ya olursa istifa ya etmezse. Ya tutarsa. İstifa etmezse de ön seçim olursa. Ya çıkarsa. Genel merkeze de gerçi cazip geliyor canım. Yani kendilerinin istedikleri kişileri işte aday yapmaları. Biz dayatma yapacaklar. Gayet iyi yani. Biz nasıl demokrasi alsana Cumhuriyet Halk Partisi. Mesela şey var Tüzük'te o da mı ittifakta yoksa şeydir. Benim değiştirmedilerse örneğin. Merkez yoklamasıyla 3 dönem aynı yerde hani milletvekili olan kişi 4. dönem gösterilemiyor. Evet. Evet. Uygularlarsa bir sürü adam aynı yerden milletvekili adayı olamaz. Bence onu da ittifakların şeyini koymuşlardır. İttifak de, halinde. Tabii şimdi bakın şu var. Bence burada Kazım Kurt ziyaretle çok daha önemli bir şey söyledi. Bu dedi tam bir liste seçimi olacak dedi. Şimdi baktığınız zaman adaylar ne? Yani Eskişehir'e koyduğun zaman adayların bir oy getirmesi gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ya da kimse aday Cumhurbaşkanlığını kazanacaksa yaptığın liste de sürükleyecek. İşte Eskişehir'de şu anda kaç var? 6 milletvekili var. Yani yapılan anketler şunu gösteriyor. CHP'yi, AK Parti 2, İYİ Parti 1. O bir tanesi de sağda çalışan ve listesi iyi olan kazanacak. Yani üçüncüyü. Evet. Dolayısıyla senin üç alman için listenin iyi olması lazım, sahada çalışman lazım. Hiç olmazsa hani şöyle oy getirsin. İyi değil. Oy getirsin. Kötü olmaması lazım. Oy, tamam şimdi kötü olmayacak. Çok kötü olmaması lazım. İşte kötü, oy götürmemesi lazım. Oy yoksa hani kişinin kaç oy getireceği falan o tartışılır. Ama iki zaten şu anda iki CHP'nin. O bilemezsin. Ya bire düşersin. Kötü olursa bir olur diyor. Yani şimdi. O zaman başkanlık falan biter. Mesela geçen CHP'lerin alternatifi var. İyi Parti yatar. Bir sürü alternatif var insanın o kadar da çok. Çünkü evet. Hedef Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için milletvekili seçiminde oy kaymaları çok daha kolay oluyor. Evet. Aynen. O çok daha kolay oluyor. Geçen sene işte AKP'den MHP'ye kaydı, öbürüne kaydı. CHP'den bir sürü yere kaydı. Burada işte Kılıçdaroğlu kendisi aday olursa. Şimdi sonuçta altılı masanın lider partisi CHP. Kılıçdaroğlu aday olursa kendisinin de sürüklenmesi lazım. Onun için listelerin iyi olması lazım. Hayır Kılıçdaroğlu aday olursa zaten kimse onu sürükleyemez. yani en başta oradan kaybeder. Yani burada çok allemeyeceğin olmazsa milletvekili aday listelerinde ÖSES önemli olan oy kaybettirmemesi. Öncelikle kendi partisinden benimsenmesi. Geçen sene işte yani isim artık zikretmeye gerek yok. 3 milletvekiliyle girdin. Eskişehir milletvekili sayısı arttı. Sen eldeki 3'ü kaybettin. İyi Parti'ye kaldık. İyi Parti'ye verdin. Ya oraya gitti. Oraya gitmiş. Nereye gitmiş? Gitti. Sonunda sen 2 milletvekilini kaybettin. 1 milletvekilini kaybettin. 4 çıkartma hedefiyle seçime girdin. İkisini kaybettin. Ben merak ediyorum. CHP genel merkezi bunun üzerine bir kafa yordu mu? Niye yorsun ki? Doğru, niye yorsun ki? Peki. Şöyle bir düşünceleri var. Sizden alayım. Şöyle bir düşünceleri var. Doğal olarak işte ekonomi inanılmaz derecede kötü. İşte birçok alanda vatandaşın şikayetleri üst düzeyde vesaire. Diyorlar ki ya biz kimi Cumhurbaşkanı adayı koyarsak koyalım bu toplum yani onu seçecek. Ekmelettin'e de tıpış tıpış verecekler. Aynen onu da o şekilde söylemişlerdi. O yüzden de az önce söylediğiniz şeyleri yapmıyorlar. Yani kimseye ya biz işte kimi adayı gösterelim onları falan çok fazla araştırıp soruşturmuyorlar. Peki. Teşekkür ederim. Vaktimiz biz teşekkür bitti. Ederiz Arif. Değerli izleyenler Eskişehir'in nabzını bitiriyoruz. Ali Baş, Vedat Alp, Sezai Şen, usta kalemlerle beraber gündemi yorumladık, partileri konuştuk, Cumhurbaşkanlığı adaylığını, altılı masayı konuştuk. Efendim biz haftaya aynı gün, aynı saatte yani Perşembe günü saat 20'de
başka konularla STV ekranlarında olacağız. İyi geceler.